Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Eğer tedaviyi geciktiriyorsa sizin dediğiniz gibi birçok organa hasar vererekten birçok hastalığında tetikliyor. Şurada şöyle bir ilave yapabiliriz. Tabii ki diyelim ki 14-9-20 yaşında bir çocuk geldi. Evet. Tetkiklerini de yaptık, hiçbir şey yok. Burada tabii stres faktörünü önde tutabiliriz. Hı hı. Yan diyabeti var mı, obezite var mı, insülin direnci var mı? Bunları kontrol ederek, hayat tarzını değiştirerek de ilaçsız tansiyonu ayarlanabilir. Evet. Gülseren Hanım Konya'dan sorusunu iletmiş. Kolesterol, şeker, tansiyon hastasıyım. Özellikle de çok yemek yediğimde beyin damarlarımı çok fazlasıyla hissediyorum. Bu acaba tansiyonumun yükselmesinden mi kaynaklanıyor? Ne yapmam gerekiyor? Şimdi orada iki şık var. Ya şekeriniz yükseliyor. Şeker o anda ilk anda yükselir. İki saat sonra normalin çok daha altına iner. Eğer yemek tatlı özellikle fazla yerseniz. Evet. Bu şeker düştüğü anda çarpıntınız ve tansiyonunuz yükselebilir. Şekerle düşmesine bağlı olarak. Muhtemelen sizde şeker düşmesiyle beraber tansiyon çıkması olduğu için baş ağrılar oluyordur. Bir de kilo çok etken değil mi hocam? Kesinlikle. Kilo her yaşta tehlike. Yani adam. Kilo niye? Kilo eşit diyabet, pre diyabet. Niye? Kilo insülin direnci yapıyor. İnsülin direnci de bir müddet sonra diyabet oluyor. Muhakkak oluyor. Kaçınılmaz. Bir evet. de kilo ağırlık yani. Fazla yük taşımış oluyorsunuz. İnsülin direncine bağlı olarak da konumuz tansiyon olduğu için tansiyonunuz düşmez yani. İnsülin direncini kırmadan tansiyonunuzu düşürmek çok zor. Evet. Peki gelen sorularda sporla dengeleyebilir miyim tansiyonumu? Spor şöyle. En güzel spor yüzme ve yürüyüş. Yani yanlış algılama var işte ben koşarım. Günde 10 dakika, 20 dakika, 1 saat veya o efor aletleri var onun üzerinde. Saatte 5 kilometrenin üstünde giderim. Onlar yanlış çünkü eforla tansiyon otomatik olarak yükselir. Ama yürüyüş günde 20 dakika, 30 dakika veya yüzmek çok ideal. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.